Esselamu aleyküm dostlarım. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz. Keyifli dinlemeler. O havada uçan şey gerçekten Razorların en baştaki kralı. Babamla birlikte burada. Baba diyerek ona doğru koştum. Yüzünü dahi daha net göremesem bile resimlerden hatırlıyorum. Ona olan sevgim hala içimde. Ona doğru sarıldım. Bana doğru sıkıca sarıldı. Aşağıya doğru eğilerek saçlarımdan öptü. Oğlum benim dedi. Gözlerine doğru baktığımda yavaşça yüzündeki sarı aşağıya doğru indirdi. Senin yaşadığını biliyordum. Ölmediğini biliyordum. Olabildiğince sana işaretler vermeye çalıştım. Ama tabii ki burada saklanmam, diğer aleme de enerji göndermem çok zor oluyordu. Sağ olsun bana bayağı yardımcı oldular dedi. Mamar yanımıza doğru geldi. Asmut o yüzden bize saldırmadı. Evet Mamar, Asmut da bizimle beraber. Arkadaki ağaçların gövdelerinden karanlık dikenli şekilde öne doğru cinniler çıktı. Arka taraftan o tacı ile beraber asalı olan cinni geldi. Beni gerçekten yordu oğlum. Çok fazla dik başlı. Cinlere baş kaldıracak kadar da cesur. İslamiyet böyle bir asker kazandığı için bence çok mutlu olmalısınız. Asmut, sen nasıl oldu da? Bir gece ormanın içerisinde diğer olan azabeller yanıma geldi. Bilinmeyen bir yerden enerji hissettiklerini ve ormanın neresinde olduğunu tespit edemediklerini söylediler. Göğe doğru yükselen cinnilerin bazıları yerini tespit etti. Gelen bir Ademoğlu ile cinniydi. Nasıl olur da bu aleme bir Ademoğlu gelebilir ve bu kadar cesurca bizim ormanımıza ilerler? Tabii ki bu benim saygımı kazanmak için oldukça büyük bir adımdı. Ormanın içerisine gelen Ademoğlu ile cinni benimle görüşmek istediğini diğer cinnilere bildirdi. Onları mağaraya çağırttım. Mağaraya geldiklerinde ne bir saldırganlık ne de hiçbir şekilde ezilme görüyorlardı. Azabellerin enerjilerine dayanabiliyorlar. Sonrasında da omzundaki Şahin dikkatimi çekti. Gözleri kırık kristaldi. Bu bir tek Kuntoru'ya ait. O zamana kadar ismini birkaç defa duymuştum. Cinlere azap olan Hüddam diye. Sen Eliyusir misin diyerek sorduğumda sadece başını salladı. Ne istediğini sordum. Bir cin düellosu dedi. Aslında bunun bir şaka olduğunu zannettim. Ya da ne bileyim, ölmek için iyi bir yol seçtiğini. Ama Kuntoru ile beraber beni alt etmeyi başardılar. Ve bana İslamiyet'i anlattılar. Aranızdaki anlaşma bu muydu? Evet. Kaybedersem onlar bana İslamiyet'i anlatacak ve planlarını. Eğer ben kazanırsam zaten istediğimi almış olacaktım. Canlarını. Bu sayede İslamiyet'i dinledim. Ve gerçekten bu zamana kadar binlerce yıl boşuna yaşadığımı fark ettim. Onlar sayesinde Müslüman olduk. Ve azabeller olarak dışarıya hiçbir bilgi çıkmadığı için bunu sadece dışarıdan artık siz öğreniyorsunuz. Bize sıra gelene kadar ormanımızda hala kalacağız. Bizden bir isteğin var mı Yusir? Babam yavaşça beni bırakarak ayağa doğru kalktı. Onun önüne doğru ilerledi. Tacını giymekte her zaman güçlü olan sensin. Ama tacını çıkarmakta da güçlü olan yine sen olacaksın. Çağrımı duyduğunda lütfen antlaşmaya uy yeterli. Merak etme. Unutma ki Asmut her zaman verdiği sözleri tutar. Geriye doğru ağaçların içine doğru çekildiler. Babam bir anda ellerini yukarıya doğru kaldırdı. Avuçlarının içinden devasa Şahin gözleri çıktı. Havada uçuşan okun doğru adındaki Şahin omzuna doğru koydu. Gözleri yeşilimsi şekilde hem Şahin'in hem de babamın kristalleşmeye başladı. Ve gözleri sanki kırılıyormuş gibi kristaller çatlıyordu. Her yerinden karanlık dumanlar çıktı. Mamar hazır olun. Alemler arasındaki kapıyı açıyor dedi. Ve bir anda her yeri duman sardı. Tek hatırladığım buydu.
Gözlerimi açtığımda yan tarafımda bir şişe su, yanına da hafifçe yemek koyulmuş. Bırakılıp gitmiş. İki tane de mum yanıyor. Ayağa doğru kalktığımda vücudumun sarılı olduğunu gördüm. Sargıların üzerinde Arapça şekilde yazılar yazıyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler. Ayağa kalktığım gibi sargıları yavaşça açtım. Vücudumun belli yerlerinde ufak kesiklere benzeyen çizgiler vardı. Acaba bunlar o alemde vücudumda açılan gözler yüzünden mi oldu? Yan taraftaki suyu alıp besmele çektim. Yatağa doğru oturarak içtim. Dedem her zaman hem sindirim hem de böbrekler için oturarak içmenin daha düzgün olduğunu söylerdi. Hem de sünnetti. Bu yüzden hep böyle su içmeye özen gösterirdim. Tekrardan koyduktan sonra her şeyi aşağıya doğru inmek için kapıya yöneldim. Kapıyı açtığımda aşağıda şen şakrak gülmeler ve kahkahalar geliyordu. Aşağıya doğru merdivenlerden inmeye başladığımda bastığım basamaktan çıkan tahta sesleriyle aşağıya doğru gelip uyandığımı anladılar. Merdivenin başına doğru geldi Hakkı abi. Uyandın demek ha Akun. Gel bakalım diyerek yukarıya doğru çıkıp bana destek oldu. Aşağıya indiğimde mutfakta babam üzerinde bir sarık bulunmadan normal bir şekilde giyinerek oturuyordu. Elinde o yüzüğü vardı. Baba diyerek yanına doğru ilerledim. Ayağa kalkıp sıkıca sarıldı bana. Evladım benim. Seni böylesine zorlu bir şeyin içine soktuğum için hakkını helal et bana dedi. Onu yavaşça ileriye doğru itip asıl sen bana hakkını helal et. Az daha arkadaşını öldürmeye çalıştım. Neredeyse de öldürüyordum. Ayşe anne şaşırarak nasıl yani? Kim öldürüyordun sen? Asmut'u öldürüyordu. Asmut, Azabellerin kralını. Evet, ama aslında biraz da izin vermiş sayılır. Asmut gücünü görmek istedi ve bu yaşta yapılması zor bir tılsımı vücudunda açtı. Asmut'u kendine hayran bırakmış. Oturduk sofraya. Babamın yanına doğru sandalyeyi çektim. Yemek yerken durmadan ona doğru bakıyordum. Ayşe anne bana doğru bakarak, ah yavrum, o kadar söyledi söyledi. Benim yüzümden sana kavuşamıyordu. Az daha engel oluyordu. Vallahi gerçekten yaşlandım galiba. Bu işler benden geçti geçti. Ben söylüyorum Akun'dan sonra bana öğrenci yaramaz diye. Hakkı abi de Ayşe'nin elinden tutup elini öptü. Öyle şey olur mu Ayşe? Sen hala güçlüsün be. Demir gibisin baksana şuna. Sen ne hüddanları cebinden çıkarırsın da. İşte şu karşımızda oturan ikili. Bu ikisinin kanı biraz değişik. Deli dolular, tutulmuyorlar. Değişikler biraz. Gördüğümüz diğer hüddanlara benzemiyorlar ki. Ayşe Hanım, doğru söylersin Hakkı ama konuşmamız gereken konular var. Akun da uyanmışken başlasak iyi olur. Öncelikle Rıza. Rıza'yı bir şekilde Akun mühürledi. Onu geri alacaklardır ama Hakan'ı öldürdün değil mi? Babam yavaşça sakallarını kaşıdıktan sonra ellerini masaya doğru koydu. Ayşe annem, biliyorsun ki sana saygım sonsuzdur. Her birimizi evladın olarak benimsediğini de bilirim. Öldüğümü duyduğun andan itibaren nasıl gözyaşı döktüğünü de hissettim. Allah senden razı olsun. Öz annem olsan ancak bu kadar üzülebilirdin. Fakat bu savaş maalesef çocukların arasında ve İslamiyet için kim olursa olsun. Akun bile kara hüddam olsa onu bile gözümü kırpmadan öldürürüm. Hakan'a orada bir inisiyatif göstersem ya da aklını başına geçirmek için konuşsam hiçbir şekilde dönmezdi. Neler olabileceğini ufuk anlayarak geriye çekildi. Tabii ki Ali, Taha ve Veli de. Ama Hakan saldırmaya devam etti. İki taraf da çekilebilecek durumdayken o öldürmeyi seçti. Maalesef seçiminin karşılığını ona yansıtmak zorundaydım. Ayşe annenin gözleri dolsa da yavaşça sildi. Haklısın Yusir oğlum, haklısın. Levent'imin öcünü almak için ne gerekiyorsa yap. Onların bize çektirdiklerinin gerekiyorsa iki katını. Unutma, bu yolda ant içtim. Ne olursa olsun arkandayım. Canım da feda sana, her türlü bütün varmarlığım da. Allah razı olsun anne. Oğluma da kavuştum ya diyerek tekrardan beni göğsüne doğru bastırdı. Ona doğru sarıldım. Peki, şimdi zamanı değil ama bir şey sormak istiyorum. Annem,
Annem nasıl öldü? Babam derin bir iç çektikten sonra onlar yüzünden kara hücamların başındaki yaptı. Yaşın büyük değil ama bunları kaldırabilecek olgunluğa eriştiğini görüyorum. Bu yüzden hiç mırın kırın etmeden anlatacağım. Annenle beraber bizim nerede saklandığımızı buldular. Maalesef ikinizden birini kurtarma şansım vardı. Annen tercihini yapmıştı zaten. Onu bırakıp seni kurtarmamdı. İkisini de kurtarmaya çalışacaktım ama Kuntoru bile neler olduğunu anladı. Onlar bile gafil avlanmıştı. Ufuk, karanlık cin krallarından sırları aldı. Bu yüzden bunlardan birini kullanarak beni bulmayı başardı. Bunu yapabileceğini bilmediğim için maalesef ben de hazırlıksız yakalandım. Ve maalesef annen orada onlar tarafından özür dilerim diyerek yüzünü sola doğru çekti. Hemen çenesinden tutup kaldırdım. Sen yüzünü dik tut baba. Yüzüne eğmesi gerekenler onlar. Hem İslamiyet'i yüzlerini çevirdiler hem de masum bir kadının kanına girdiler. Ve başka nice insanların. Onları beraber yakalayacağız. Merak etme. Annemin ucunu beraber alacağız. Bana doğru bakarken şaşkındı yüzü. Öylesine boyumdan büyük laflar edeceğimi düşünmüyordu belki de. Belki ben de düşünmüyordum. Ama kalbimden geçenleri söylediğime eminim. Ayağa doğru kalktı babam. İçeride konuşalım mı anne dedi. Elinden tuttum beraber gidiyorduk. Babamın yanından hiç ayrılmak istemiyordum. Odaya girdiğimizde Hüseyin abi içerideki yerdeydi. Hemen toparlandı. Hüseyin hocam diyerek ona doğru koştum. Akun, hoş geldin diyerek sıkıca sarıldı. Yusir, sen de hoş geldin. Birkaç gündür uyuyorsun Akun. Bu yüzden Hüseyin'le biz bayağı bir muhabbet etme şansına el verdik. Sen bayağı zorlamışsın Hüseyin'leri. Beklediğimden daha da hızlı. Bıraktığım sırlara vakıf olmuşsun. Öyle oldu biraz baba. Kuntoru, lütfen kendini göster dedi. Babam bunu söylemesiyle beraber karanlık dumanlar omzuna doğru birikerek Şahin şeklinde göründü. Kuntoru'nun neden sürekli Şahin şeklinde göründüğünü ya da normal bir süreyi almadığını anlayamadım. Bunu da sormak istiyordum. Ama babam konuya direkt girdi. Zihni hoca ve tabii ki başımızın sürekli olarak belaya girmesini sağlayan Osan. İkisi de onların elinde. Onları oradan almak zorundayız. Karanlık dumanlar önümüzde 3 tane kadar oluştu. Mamar ve arkasında 2 cinli daha vardı. Biri Zuga'ydı. Onları da görünce içim rahat etti. Çünkü bana güven veriyorlar. Ne yapacağız baba peki? Nerede olduklarını bulabilir miyiz? Yani nasıl bulacağız ya da? Sonuçta peşimizden gelmiyorlar mı? Bir şekilde bizi bulacaklar. Onlardan önce nasıl bulacağız? Bir daha peşimizden gelemezler dedi. Ayağa doğru kalktı. Dikkatimi çekiyordu. Babam avuçlarının içini sürekli olarak kapatıyor. Bir şekilde gözler açık şekilde kalıyor diye düşündüm. Bana doğru dönüp Hasan'ı kurtarmamız mümkün. Onu alırız. Ama zihninin bedenini kemiriyorlar. Bu yüzden ruhunun acısını hissedebiliyorum. Ve yanıldığım bir şey var Akun. Artık saklanan taraf biz değiliz. Onlar. Nasıl yani? Ayşe anne de gülümsedi. Sonrasında da biraz güldü. Yusir açık bir şekilde Ademoğullarının aleminde direkt enerjisini yayıyor. Ufuk onu yenemeyeceğini biliyor. Veli, Ali ve daha da tedirgindir. Hele ki Rıza'ya yapılanlar oğlu tarafından. Daha küçücük bir hüddam ve üstüne Hakan'ın kanı bükülerek kemiklerinin tamamının kırılarak öldürülmesi. Yani anlayacağın geriye kalan 4 kara hüddam da Rıza'yı bile umursamadan saklanıyordu. Peki ama krallardan sırları aldı demiştin baba. Ufuk Hoca neden senin karşına çıkmaya korkuyor? Benim karşıma çıksa da yanında istediği kadar kral alsa da Kuntor gibi bir cinliğe sahip değil. Kuntor denilen cinlinin gücü burada daha da baskın oluyor. Söyledikleri cümlelerden Kuntor'un korkunç bir cinli olduğunu düşünmeye başladım. Neden süreç şeklinde görünmüyor peki? Hep böyle Şahin şeklinde görünüyor. Kuntor'u normal halde görünmeye başladığında maalesef ben bile zor dayanıyorum.
Buradakilerin dayanması imkansız. Hele senin, neredeyse şansın bile yok. O kadar yorgunluktan sonra. Kumtuğru'nun gücü, gözümde artık arşınları bile aşmıştı. Devasa bir kral olmalı. Kendisinden bu kadar korkulmasının, Razurların bu kadar söz edilmesinin nedeni Kumtoru'ymuş. Peki o zaman ilk planımız nedir? İlk planımız belli. Hüseyin kendindesin. Yüreği verir haldesin değil mi? Evet diyerek başını salladı. Kara hüddamlar insanların arasında saklanacak. Sonuçta Ademoğluyuz biz. Bunu rahatlıkla yapabilirler. Bu da insanların genellikle girmek istemeyeceği, insanların tamamen kalabalık olup organize şekilde hareket ettiği yerlerde yapacaklar. Bu yüzden belli başlı noktalarda çalışıyormuş gibi bir işçi görüntüsüne bürünecekler. Arılarını sızacağız ve hepsini tek tek bilgilerle avlayacağız. Osa'nın nerede olduğunu öğrenirim. Oraya girmeden önce onlardan birinin kanına ihtiyacımız var. Mühür kapıya yapılmış. Bu yüzden kapının içerisine girmek için o altı tanesinden birinin kanına ihtiyacımız vardı. Tüh ya, keşke o ölenin kanını alsaydı. Zuga öne doğru çıkarak, bir Ademoğlunun berzahı alemde döktüğü kan, maalesef tılsım olarak kabul edilemez. Sadece bu alemde, kendi alemindeki kanı kabul edilir. Berzahtaki yaşamsal fonksiyonlar, o kanın gerçekliğini tamamen tüketir. O yüzden bu alemdeki kanına ihtiyacımız var. Anlıyorum. Alemler arasındaki farklılık önümüze çıkıyordu. Babam, ilk ablayacağım kişi Ali. Ali'yi rahat şekilde ablarım. Hem kalbi temiz olduğu halde, kandırıldığını sonradan anlayabilecek saflıktaki tek kişi aralarında. Ayşe anne ayağa doğru kalktı. Yusir, ne yaparsan yap, öldürmen gerekirse bile acısız yap. Senden isteğim bu. Elini tuttu ve öptü. Sonrasında da ikisi de sarıldı. Merak etme anne. Onları öldürmek için keyfi bir düşüncem yok. Sadece hak ettiklerini geri vereceğim. Masum Levent'in kanını toprağın altında bırakmayacağım. Şimdilik hazırlıklara başlayalım dedi. Kuntoru. Hadu milletu lelle iri. Gözleri tekrardan kırılır gibi kristalleşti. Sonrasında da karanlık dumanları bütün duvarlara doğru yapışmaya başladı. Kanatlarından sanki birer tane sivri kurşun çıkıyormuş gibi duvarlara saplanıyordu. En sonunda da kanatlarını yavaşça çırparak yere doğru kondu. Karanlık dumanlarla beraber yukarıya doğru çıkıyordu. Bu yaptığı özel bir şey olmadı. Kuntoru, silüet şeklinde olmasa da sallanan bir kara dumanın içinde kırmızı şahin gözleriyle beraber bize doğru baktı. Bu yolda benimle beraber devam ettiğiniz için sizlere minnettarım. Yalnız şimdiden bir konu hakkında akit imzalamamız lazım. Babam kendinden emin bir şekilde oturdu. Kuntoru, planların bazıları aklınıza yatmasa bile Yusir'in sözünden çıkılmayacak. Razurlar ve Yusir ne diyorsa olacak. Bu bağlılık akitini yaparsanız bizimle beraber bu plana dahil olmanıza izin veririm. Diğer türlü maalesef sizlerin sadece koruyucusu olur ve burada rahatça yaşamanızı sağlarız. Ayağa doğru kalktım. Gereken akdi imzalamaya hazırım dedim. Hüseyin Hoca da ayağa doğru kalktı. Başını sallar şekilde kabul etti. Aynı şekilde Ayşe Ana ve Hakkı abi de. O zaman Razurların sırları artık size de aittir. Ellerini birbirine doğru vurduğunda ellerinden kara şahinler çıkarak yavaşça bize doğru geldi. Sonrasında da direkt gözlerimizin önüne doğru konarmış gibi durdu. An ve an zaman duruyor gibiydi. Gözlerinin içinden çıkan karanlıklar gözlerimin içine doğru aktı. Havadaki kuş süreyetindeki o cinniler yok oldu. Kuntoru, havada sallanır şekilde duran karanlıklarıyla beraber o da silinerek tekrardan bir şahin görünümünde oturan babamın omzuna doğru kondu. Diğer cinniler ayaktaydı. Zuga, Mamar ve diğer cinni. Üçü de ayakta beklerken babam ayağa doğru kalkıp şimdilik dinlenin
Yarın sabah olduğunda yola çıkacağız dedi. Babam yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ben de aynı şekilde arkasından çıktım. Kapının önüne geldiğinde bana doğru döndü. İyi dinlen Akun. Bu sefer daha da zorlu olacak. Artık gerçek düşmanla yüz yüzeyiz. Biliyorum baba, merak etme. Elimden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapacağım. Biliyorum oğlum dedi. Kapıyı açıp içeriye doğru girdi. Ben de aynı şekilde. Huzurlu ve mutluydum. Yüzümde bir gülücük vardı. Yatağa doğru yattığımda bu sefer umut için değil, başarmışlığın sevinciydi. İyice yastığa doğru gömüldüm. Sabah ezanında babam uyandırdı. Hazırlan dedi. Hazırlandıktan sonra direkt dışarıya çıktı. Hüseyin Hoca gelmiyordu. Ne Hakkı abi ne de Ayşe Hoca. Sadece ben ve babam. Yardım isteyecek miyiz birilerinden? Sadece ikimiz yeter miyiz? İkimiz yeteriz etmesine de Ayşe Hocam. Burada Mamar ve Zuka kalacak. Diğer komutan da. Ayşe Hocam, ne olursa olsun bu inden çıkmamanızı istiyorum. Merak etme oğlum. Senin sözünden çıkmayacağıma söz verdim. Merak etme. Burada kalacağım. Allah razı olsun dedikten sonra babam arabayı kullanmaya başladı. İleriye doğru giderken bir anda durdurdu arabayı. Akun, eğer beni feda etmen gerekirse edeceksin. Bu konuda hiç yola başlamadan seninle tek konuşmak istiyorum. Başımı olur şeklinde salladım. Şaşırdı, birazcık başını geriye doğru çekti. Direkt kabul ediyorsun yani. Evet, İslamiyet için bunu yapmam gerektiğini biliyorum. Ama içimden bir ses eğer bunu yapmamamı söylerse, başka bir seçenek sunarsa kalbimin dediğini yaparım. Bunu söyleyeyim. Tamam, peki bakalım büyümüş de küçülmüş. Sen öyle diyorsan dedi. Şaşkındı babam bana karşı. Hiç beklemediği büyük bir olgunluk görüyordu. Arabayla devam ederken uzun bir yolculuk yapacağımızı biliyordum. Belli başlı yerlerde durarak yemek yedik. Zamanı beraber geçiriyorduk. Sanki yıllardır olmayan o değilmiş gibiydi. Çok hızlı şekilde birbirimize adapte olmuştuk. Kankarı çekiyor herhalde. Bilemiyorum. Onunla olmaktan gerçekten mutluyum ve keyifliyim. Bir noktaya geldiğimizde aracını durdurdu. Sol omzuna doğru bakıp, buradalar mı Kuntoğru? Herhalde onunla konuşabiliyor bu şekilde. Gözleri kristalleşti ve ileriye doğru baktı. İleride gördüğüm beyaz binanın içerisinde. Orada saklanıyor. Gidip direkt alacak mısın? Yani nasıl olacak? Ona gidip direkt saldırırsak sakladığı tılsımları kullanabilir. Bu da etrafındaki Ademoğullarına büyük zararlara yol açar. Gerçekten o beyaz evin önündeki yerden kapı açılarak dışarıya çıktı. Sarıkla yüzüne de sarmış başını da. Aşağıya doğru baston kullanarak gidiyor. Onu takip eder şekilde sadece izledi. Sonrasında da aşağıya in dedi. İleri taraftaki bakkalı görüyorsun. Bakkala git, burada sarıklı bir adamın yeni taşınıp taşınmadığını sor. Eğer sana bunu neden soruyorsun diye sorarsa akrabam olur. Buraya taşınacağını söylemişti ama tam olarak nereyi söylediğini bilemiyorum. Taksiyle geldim ve bulamadım de. Tamam baba. Aşağıya indikten sonra direkt mahallenin bakkalına gittim. İçeriye girdim ve selam verdim. O da selamla karşıladı. Sordum. Hiç ikiletmedi. Direkt beyaz binaya taşındı. 2-3 gün oluyor zaten galiba. Ya da 2 günde oluyor, tam hatırlayamıyorum. Hayırdır inşallah, sen çocuğu musun yoksa? Hayır, bir akrabasıyım. Sadece onun yanına gelmiştim de yerini bulamadım o yüzden. Tamam evlat, görüşürüz dedi. Sonra da çıktım. Arabaya tekrardan geldiğimde babama 2-3 gün önce taşındığını söyledim. Birazcık düşündü. Direkt bunu başlattıklarına göre beni hissediyor olmalılar. Şu anda burada olduğunu hissediyorsa bir daha geri dönmez ki. Şu anda Kuntoğru benim enerjimi kapatıyor. Hissedemiyorlar. Sadece merak ettiğim bir konu var. Neden burası? İnsanların arasında daha sık yerde durması lazım. Burası çok az insanın yaşadığı bir yer. Farklı bir planları olmalı. Gözlerindeki kristallikleri kapattı. Ondan sonra da arabadaki koltuğu yavaşça arkaya doğru yatırdı. Ben birazcık dinleneceğim. İstiyorsan sen de dinlen dedi. Peki ama gözetlemem gerekmez mi? Ya geri dönerse? Geri dönerse zaten Kuntoğru uyanır. O beni uyandırır dedi.
Peki baba, sen bilirsin. Geriye doğru ben de yatırdım yatıyordum. Açıkçası uyumuşum bile. Babamın dörtmesiyle beraber uyandım. Hava tamamen kararmış. Dışarıda hiçbir insan yok. Sadece sokaktaki ışık yanıyor. Ama o evin içindeki hissiyatı alabiliyorum. Karanlık resmen evin içinde. Kalbime doğru inen büyük bir karanlık bu. Babam dışarıya doğru çıktı ben de. Ona doğru baktığımda gözlerini kristalleştirerek içeriye doğru bakıyordu. Direkt binaya doğru. Düşündüğüm gibi. Buraya gelmesinin nedeni ritüeli yaparken fazla insanın zarar görmemesi. Hızlı şekilde başlatmışlar. Kralları kapılardan geçirip Ademoğullarının alemini almak istiyorlar. Peki şimdi ne yapacağız? Onu yakalamamız lazım. Eğer onu avlamazsak kralı kapıdan geçirecek. Kral kapıdan geçerse ne olur? Öncelikle Rıza'yı kurtarırlar. Sonrasında da bizi daha fazla şekilde azaltmak için her birimize farklı bir şekilde saldırı düzenlerler. Sen onlardan daha güçlü değil misin? Onları direkt avlasan tek tek avlayacağız. Onları bir arada avlamak kolay değil. Unutma. Gücün ne kadar yüksek olursa olsun, karşındakini küçük görürsen aslında küçük kalan sen olursun. Tamam baba. Her zaman dikkatli olacağım. Binanın önüne doğru geldiğimizde kapıyı nasıl açtıracağımızı düşünürken sanırım babam bunu zaten çoktan biliyordu. Elini kilide doğru getirip ufak bir okuma yaptıktan sonra kilit attı, içeriye doğru açıldı kapı. Binaya girdiğimizde gözlerini kristalleştirdi. Sonrasında da ellerinin içinden çıkan gözleri yukarıya doğru tuttu. Razurlar, binada bulunan diğer Ademoğullarının bilincini kapatın. Her birini karanlığınızla koruyun. Hiçbir zarar görmemelerini sağlayın. Fısıltılar yükselerek yukarıya doğru gitti. Merdivenden yukarıya çıktığımızda kapının önüne gelmişti. İçeriye doğru kristal gözleriyle kapıya doğru değil de direkt duvara doğru bakıyordu. Sonrasında da duvara doğru elini götürdü. Diğer elini de dış kapının olduğu yere. Dış kapının geriye doğru bir anda kırılarak bükülmesiyle beraber içeriye girdi. Girdiği gibi ben de arkasından girdim. Mamar'la beraber tılsımları okurken babam direkt ellerini ortadaki insanlara doğru kaldırdı. Her biri elleri arkaya doğru çekilerek büküldü. Işık sürekli olarak yanıp sönüyordu. Yerde tutulan ve duvarda tutulan mumlar devasa şekilde yükselerek neredeyse büyük bir yangını çıkaracak kadar yanmaya başladı. Babam öne doğru ilerledi. Üzgünüm, evinize biraz izinsiz giriyorum ama siz de sanırım izinsiz şeyler yapıyorsunuz. Yukarıda karanlık bir duman birbirinin içine doğru bükülecek şekilde toplanmaya başlamıştı. Bunu durdurmak için de elini yukarıya doğru kaldırdı. Elinin içinden bir şahin çıkarak oraya doğru uçup o bulutun içine doğru girdi. Sonrasında da bulut içine doğru çekilerek yok oldu. İnsanlar kıpırdayamıyor, acı içinde inleme sesleri çıkarıyorlardı. Babam öne doğru yürüdüğünde ben bir şey olur olmaz mı diyerek arka tarafta durup herkesi izliyordum. Babam ortalarına doğru geçti. Yerdeki tepsiyi yavaşça ayağıyla itekleyerek kenara doğru aldı. Sonrasında da sizler eskiden hüddem olmak için can atan hava siliminin yolcularıydınız. Şimdi şeytanın yolunu mu tuttunuz? Hem de bir yalan uğruna. Bu kapıları açıp cinleri buraya getirdiğinizde gerçekten size dünyayı vereceğini mi düşünüyorsunuz? Ya da zenginliği, farklı bir şeyi. Bu kadar gönlünüzü nasıl karanlığa verdiniz? Konuş dedi. Ön taraftaki Ali yavaşça gözlerini açtı. Buraya geldiğini görecekler. Ufuktan kaçma şansın yok. Seni alt edecek ve oğlunla beraber öldürecek. Beni öldürebilecek güce sahip olduğunu biliyorsa o zaman berzahta niye durmadı? Neden kaçıp gitti de aranızdan birinin ölmesine neden oldu? Gözlerini büyüttü. Sen birini öldüremezsin. Hakkı öldürmemişsindir. Büyük ihtimalle çoktan onu tutsak etmişsindir dedi. Babam gülümseyerek Kuntoru göster ona. Omzundaki şahin havalanarak direkt gözünün önünde durdu. Aynı bizim aklı imzaladığımızda olduğu gibi
Gözden göze doğru karanlık duman çıkarak akmaya başladı. Ali denilen adam bunları görünce "Yo, olamaz, hayır" gibi cümleler kuruyordu. Sen onu öldürmüşsün. Ama Ufuk bize kimseyi öldüremeyeceğini söyledi. Ufuk size hep yalan söyledi. Hiç doğruyu söylemedi. Onu dinlemekle büyük bir hata yaptınız. Kendinizi bildiğiniz üzere ölüme çektiniz. Ama şimdi vazgeçme zamanın olabilir. Eğer istersen vazgeçmeyi kabul edersen, tövbekar olacağını söylersen, bu savaşı bitirene kadar seni razurların arasında kilitli tutabilirim. Savaş bittikten sonra da özgür olursun. Yanındaki diğer karalar ise bağırış çağırış içerisinde küfürler ediyorlardı. Biz Ufuk'tan başkasına biat etmeyiz. Senin gibi hiç kimseye biat etmeyiz diye bağırıyorlardı. Onlar gibi mi düşünüyorsun Ali? Onlar gibi düşünüyorsan onların sonunu görebilirsin. Ellerini yukarıya doğru kaldırdı. Bir anda avuçlarının içinden ve direkt olarak uçan kontorunun etrafından şahinler hepsinin omzuna doğru kondu. Sonrasında da babam ellerini yere doğru indirdi. Parmaklarını farklı bir şekilde sağa sola çevirdiğinde önce kolları kırıldı. Sonrasında da ayakları. Hepsi acı içinde bağırıyordu. Onlar gibi mi olmak istiyorsun Ali? Vazgeçme şansın var. Eskiden iyi bir kardeştik. Yeniden yapabilirsin. Deneyebilirsin. Hayır. Ben de Ufuk'un peşinden gitmeye devam edeceğim derken babam elini kaldırıp küçük bir hareketlilik sergilediğinde boynu kırılarak yere doğru düştü. Gözleri yukarıya doğru kaydı. Kuntoru yine o hafif karanlık gibi görünen sallantı şeklinde üzerlerindeki tılsımları alın. Kralların ona sunduğu bütün her şeyi öğrenin. Gerekirse geçmişine dönün ve neler konuşulmuşsa her şeyi alın. Bunları söylediği anda karanlık dumanlar hepsinin üzerine doğru çöktü. Diğerlerinin sadece elleri ve ayakları kırıktı ama karanlık dumanların üzerine çökmesiyle beraber kemik çıtırtıları onlardan da geldi. Ve sonrasında bağırışma seslerinin hepsi bitti. Babam hafifçe eğilerek tepsiye doğru baktı. Parmaklarını tepsinin içine soktuktan sonra gözleri kristalleşmeye başladı. Tekrardan ve tekrardan. Sanki gözleri sürekli olarak değişen kristalliklere bağlanıyordu. Sonunda da ayağa doğru kalktı. Parmaklarını hafifçe sildi üzerine doğru. Kapının açılışı burada başlamış. Kapının asıl yeri burada değil. Ufuk onlara güvenmiyor. Bu yüzden sadece onlara kapıyı açıyormuş gibi farklı belirsiz saçma sapan dumanların burada belirmesini sağlayacak tılsımlar vermiş. Aslında kral buraya hiç gelmeyecekti. Ufuk sadece kendine güveniyor. Diğerleri ne olacak peki? Kandırıldıklarını söylesek. Hiçbiri Ufuk'un yolundan vazgeçecek gibi değil. Ali bile sürekli olarak ona biat edeceğini söylediğine göre daha fazla uğraşmaya gerek yok. Hepsini avladıktan sonra antlaşmayı yapan diğer krallara sunduğumu kabul etmemelerinin cezalarını göstereceğim. Şimdi ne yapacağız? Şimdilik burada razurların işi bitmeli. Razurların işi bittikten sonra diğer Ademoğullarını uyandırırız. Buradan ayrılacağız. Ve direkt onu bulmak için diğerlerini de almam gerekecek. Yani Taha ve Veri Hoca'ya mı gideceğiz? Evet. Önce Taha'nın yanına gideriz. Kuntoru, Taha'nın yerini saptayabildiniz mi? Kuntoru yavaşça öne doğru çıktı. Sallanan sürüyetiyle beraber nerede olduğunu biliyoruz. Aynı onun gibi şu anda bir kapı açıyor. Kapıyı açtığını zannederek Ufuk'un yanındaki cinnilerden biri ona kral gibi görünüyor. İzlemeye devam et Kuntoru. Kendinizi belli etmeyin. Geldiğimizden haberi olmasın. Bizim razurlardan birkaç tane cinni de aynı buradakiler gibi gözükerek devam etsinler. Birebir aynı yansımasından baktıklarında hiçbir şey anlamamaları lazım. Peki Eliusir, söylediğin gibi yapacağız. Babam kapıdan dışarıya doğru çıkarken kapıya doğru baktı. Bazen orantısız güçler kullanmamalıyız. Bu kapının böyle bükülmesi neredeyse imkansız. Bunun bu hale gelmesi için belki de
saatlerce vurulması gerekiyor. Peki bunu burada insanlara nasıl açıklayacağız? Biz burada olmayacağız ama buranın da maddiyatını ev sahibine ödememiz gerekir. Yoksa kul hakkına girmiş oluruz. Adamı zor durumda bırakabiliriz. İç cebine doğru elini attı. Bir tane sargılı olan bezdeki parayı yavaşça kapının altına doğru koydu. Bir kağıdı çıkararak kapının masrafı diye yazdı. Razur cinnilerinden birine bu göz sadece ev sahibi tarafından görülecek. Zarfı da sadece o alabilecek. Ona göre burayı tılsımla dedi. Peki Lucir dedikten sonra aşağıya doğru indik. Şu rehavette bile yaptığı şeyden dolayı kul hakkına girebileceğini düşünüyor. Bu yüzden her şeyi düşünmenin ne kadar önemli olduğunu da bana resmen öğretmiş oluyor. Kapıdan dışarıya doğru çıktığımızda hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Ufuk Hoca karşımızdaydı. Taha ve Veli. Arka taraftan da tekerlekli sandalyede oturan Rıza Hoca vardı. Ali'yi öldürdüğünü düşünüyorum. Hoş geldin kardeşim diyerek ellerini açtı Ufuk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.